stüdyo olarak baktığınız zaman veya ekran kalitesi olsun, altyapı olsun, olanaklar bakımından olsun baktığınız zaman Halk TV, KRT ve Tele 1 televizyonu gibi kanallar o birçok dev medya kuruluşlarıyla yarışacak kapasitede değiller. Daha üst düzey görüntülere sahipler, stüdyolara sahipler, geniş olanaklara, yayın olanaklarına, muhabir ağına sahipler. Ancak Halk TV'nin, Tele 1'in ve KRT televizyonunun yakalamış olduğu reytingi yakalayamıyorlar. Kutuplaştırma politikası ters tepiyor. Onlar yasak verdikçe, ceza verdikçe millet bu televizyon kanallarını izlemeye devam ediyor. Öyle bir noktaya geldi ki bugün Fox ana haber birçok diziden daha fazla izleniyor. Geçmişte bu başarıyı elde edebilen isimlerden birisi Reha Muhtar'dı. Sonrasında böyle bir isim geldi mi? Gelmedi. Şu an geldiğimiz noktada Fatih Portakal başlı başına hatta ana muhalefet liderinden bile daha etkili muhalefet yapabiliyor. İşte sorun da burada. Halk TV yine aynı şekilde. O geniş olanaklara sahip televizyon kanallarının hiçbir imkanının bulunmamasına rağmen Halk TV'de zirveye oturuyor. Geçtiğimiz günlerde de Fatih Altaylı bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştı. Yerel'in gündemi internet sitesi de bu konuyu dile getirmiş. Haber şu şekilde. Halk TV 19 Mayıs'ta en çok izlenen haber kanalı oldu. Halk TV'de yayınlanan Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset adlı program ise reyting tablosuna damga vurdu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı birkaç gün önce AKP'yi uyarmış, kutuplaştırma politikanız, tek sesli medya yaratma anlayışınız ters tepiyor. Halk TV bangır bangır geliyor ve zirveye yerleşiyor demişti. Fatih Altaylı'nın bu tespiti salı günü bir kez daha doğrulandı. Halk TV haber kanalları reyting ölçümünde salı gününü birinci tamamladı. Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset adlı program ise tüm haber kanallarını geride bırakarak geceyi birinci tamamladı. Gürkan Hacır'ın sunduğu İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Arkadaş'ın daimi konuk olduğu Erol Mütercimler, Aytun Çerkin, Doktor Melih Us ve Doktor Serdar Savaş'ın da katkı sunduğu program salı günü en çok izlenen program unvanını aldı. Yani bu şekilde devam ettikleri müddetçe 5 gün yayın durduralım, 10 gün yayın durduralım dedikleri müddetçe Halk TV daha da yükselecek. Tele 1 daha da yükselecek. KRT daha da yükselecek. Fox ana haber daha çok izlenecek. Burada düşünmeleri gereken şu: bizim kanallarımız niye izlenmiyor? Bizim gazetelerimiz niye okunmuyor da bunlar izleniyor, bunlar okunuyor? Tek bir nedeni var. Muhalefetin nefes alabileceği tek ekran bunlar. Diğer kanalların hiçbirinde muhalefete yer vermiyorlar. Muhalefete yer veren kanalların başına da iş açılıyor. Habertürk televizyonuna Meral Akşener çıktı, ardından ceza yağdı. Bunu da gördük. Siz tek sesli bir medya yaratmaya çalışırsanız karşınıza bu kanalları almazsınız, milleti alırsınız. Niye milleti alırsınız? 31 Mart seçimlerinde bütün yayın kuruluşlarınızla illet dediniz, zillet dediniz, beka dediniz, şu dediniz, bu dediniz. Gerçek gündemi konuşmadınız. Vatandaşın gerçek gündemi işsizlik meselesiydi, ekonomi meselesiydi. Erken yaşta emeklilikte sorununa takılan vatandaşların bir problemi vardı. Onları dinlemediniz. Problemlerine çare olmadınız. Gençlerin sesine kulak vermediniz. Ne dediniz? Bunlar belediyeleri alırsa beka problemi oluşur. Ya adamlar belediyeleri aldı. Ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti ibaresini eklediler kazandıkları bütün belediyeleri. Bir beka sorunu oluştu mu? Oluştu. O gazetelerin bir beka problemi oluştu. Neydi o beka problemi? Ekrem İmamoğlu başkan seçildikten sonra muslukları kesti. Musluklar kesilince ne oldu? Gazeteler patır patır kapandı. Yazılı versiyonlarına son verip internet üzerinden çıkmaya başladılar. Şimdi aynı hatayı ekranları yapıyor. Ekranlar üzerinden saldırıyorlar. Vatandaş izlemiyor. O kanallara bakmıyor. Haberi ya sosyal medyadan alıyor ya da bu ekranlardan alıyor. KRT, Fox TV, Tele 1, Halk TV gibi. Çünkü siz masal anlatıyorsunuz. Tek bir merkezden yönetilmiş gibi aynı başlıkları, aynı manşetleri atıyorsunuz.
Çıkarın Ali Kırca'yı. Ali Kırca bile bu dönemde sizin kanallarınızda çalışmaz. Ayak uydurmaz size. Reha Muhtar'ı çıkarın. Reha Muhtar bile sizin kanallarınızda artık çalışmaz. Devir çok değişti. Televizyon artık gidiyor. İnsanlar sosyal medyayı Türkiye'de bir haber aracı olarak görüyor. Dünyanın dört bir tarafında sosyal medya eğlence aracı olarak kullanılırken Türkiye'de haber aracı olarak kullanılıyor. Bunu bir düşünün bakalım neden böyle oldu?